Açıkçası Hyundai tasarım konusunda çok farklı şeyler yapıyor. Ioniq 6'da da bunu ilk görüşte hissettirdi ve çok premium hissettirdi otomobil. Köşeli hatlardan kurtulmuş, akıcı hatlara sahip güzel bir otomobille karşılaştık açıkçası. Ioniq 6 çok güzel olmuş. İçerisi inanılmaz ferah. Zaten renk seçenekleri vesaire de bizi büyüledi. Alıştığımız Ioniq'in o marka algısına yakışan bir tasarım olmuş. Elektrikli dünyasında önemli kilometre taşlarından biri olacak diye düşünüyorum. İnşallah kullanırsam, test edersem de ayrıca hissettiklerimi sizinle paylaşırım. Ben bunu Ioniq 5'ten de hatırlıyorum bu koltuğu. Hı hı. Özellikle aracı şarja bağladığınızda, hani bir saat, bir buçuk saat beklemek zorunda kaldığınızda yoldaki bütün yorgunluğunuzu alıyor diyebilirim. Hyundai logosunun olmaması mesela direksiyonda değişik. Eşya gözleri bayağı geniş ama hakikaten D segmentinde bir sedana göre bayağı geniş bir diz mesafesi var. O beni çok etkiledi. Ama beni asıl etkileyen arabanın o 800 voltluk mimarisi. Hakikaten önümüzdeki süreçte yani 350 kW'lık şarj istasyonları hayatımıza girdiği zaman fark yaratıyor olacak. Evet. Hem iç tasarımı hem dış tasarımı bence harika olmuş. Sedan bir otomobil evet ama dışarıdan baktığımız zaman kupe bir havası da var. Oldukça sportif ve karizmatik görünüyor açık söylemek gerekirse. Sanki salonda bir koltukta oturuyor gibi hissedim. Gayet geniş, rahatız. Çok geniş, çok rahat. Özellikle ön tarafta ekrana bayıldım ve direksiyondaki LED aydınlatmayı da ekstra çok beğendim. Benim için önemli olan birincisi ferahlık. Çünkü iç tasarımdaki renk insanın içine açıyor. Uzun yolculuklarda kesinlikle çok rahat ettiriyor. İkincisi diz mesafesi. Üçüncüsü çoğu kimse ilgilenmiyor ama ben bu konuya artık çok önem veriyorum. Sürdürülebilirlik. Hı-hı. O nedenle sizin şirketinizle tebrik ediyorum. Dördüncüsü de bana ne kadar Type-C bağlantısı priz verirsen kesinlikle o kadar iyi. O nedenle her tarafta bu konuda çok başarılı olduğu için Ioniq 6'yı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Paspasların kullanılmış balık ağlarından üretilmiş olduğunu öğrendim. Ayrıca bu araçta kullanılan bütün malzemelerin, derin döşemelerin de sürdürülebilir malzemelerden oluşturulması, üretilmesi gayet güzel. Çok fazla sportif duruyor. Çok fazla derken bunu ben pozitif manada söylüyorum. Yani sizin dolayısıyla biraz yakından incelemekle ya da gözle böyle canlı canlı görmekle fotoğraftan görmek arasında fark var. Tasarımı çok fütüristik. Bunun yanında iki versiyon olarak gelmesi de çok önemli ve özellikle %10 ÖTV dilimine giren baz versiyonun fiyatı çok avantajlı. Şu an elektrikli otomobil pazarındaki en iddialı modellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ben Ioniq 6 için sadece bir parça çalmazdım. Bir internet radyosu açardım. Bana hem keyif verecek hem huzur verecek hem tasarımı gibi kolaylaştıracak o gün yaptıklarımı hem de aynı zamanda elektriğiyle bana enerji verecek bir müzik çalardım.